Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Aile Sosyal Hizmetler İlmi'nden geliyoruz. Psikososyal Destek Ekibi. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim. Nasılsın? Sağ ol. İnşallah girdi. Gördüğümüz kadar Rabbim inşallah daha beterinden saklasın, bize göstermesin inşallah. Şimdi iki gündür, üç gündür benim tutuldu. Bu kalktı bulaşıklara kadar bana yıkadı. Yeme gibi üç gündür. Nasıl kendini çok nasıl şükür, hissediyorsunuz? Çok şükür güzel karşılaştınız bize. Evet. Yani sizin bu iyiliğiniz bize karşı çok iyiydiniz. Çok şükür yani. Burada karşı karşıya maşallah her şeyimizi gördük, her şeyimizi biliyoruz. Evet. Bir Allah'ın selamı geliyor bize. Çok şükür yerlerden göklere kadar daha da seviniyorum. Biraz psikolojim daha da iyi. Geldiniz çocuklar. Şimdi bugün sizin istediğiniz etkinlikleri yaptıracağız. O yüzden herkes de özellikle psikososyal destek vermek amacıyla konteyner kente, çadır kente ve vatandaşlarımızın depremden dolayı sığındığı bütün alanlarda biz olduk. Biz Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Değilsiniz inşallah. İyidir, teşekkürler. Şimdi sayesiniz bir görüşmek. Depremden kaynaklı yaşanan travmalarla ilgili gerek çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştık. Geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şöyle vereyim. Siz de buyurun. Merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah. Uğraşıyoruz. Değilsiniz inşallah. Yine Allah razı olsun devletten. Peki bu süreçini nasıl geçirdiniz? Mesela bir yıl oldu buradasınız. Amacımız depremin etkilerinden o çocukları kurtarmak. Yine onun dışında eğitimlerimiz var. Konteyner kente kalan vatandaşlarımıza dönük. Eğitimlerimiz, aile içi eğitimler var. Kadına yönelik şiddetle ilgili eğitimlerimiz var. Yani sağlıkla ilgili eğitimlerimiz var. Bir dizi eğitim biz veriyoruz. Bizim psikologlarımız onlarla görüşüp onları hayata uyum sağlamaya, travmalarını atlatmaya bize yardımcı oluyor. Hani Revşan Hocam yaz boyunca sürekli çocuklarla etkinlikler olsun, saha çalışmaları olsun, etkinlikler olsun, top oynamaları olsun. Revşan Hocam zaten tanıyoruz. Hepsine çok birebir ilgileniyor. Sosyal hizmetler olarak bizim işimiz depremin ilk dakikasında son vatandaşımızın evine yerleşip normal hayata dönmesine kadar saha çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 11.562 hane ziyareti gerçekleştirdik. 158.712 vatandaşımıza psikososyal destek verdik. 11.912 vatandaşımıza da bireysel görüşme yaptık. Çocuklarımızın benlik algılarını geliştirmek, akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmek, sağlıklı düzenli beslenme alışkanlıkları kazandırmak adına farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Keza kadınlarımızla yine anne çocuk sağlığı, üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet üzerine farkındalık eğitimleri veriyoruz. Bu depremin olumsuz koşullarını, travmatik durumunu atlatabilmek için talep üzerine vatandaşlarımızla bireysel görüşme yapıyoruz. Çocuklarımızla daha çok çocuk etkinlik alanlarında, çeşitli etkinliklerle, psiko eğitimlerle bu travmatik durumu atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Konteyner kentine geldik. Allah razı olsun milletimizden, devletimizden de. Buraya geldik tabii ki. Burada da etkinlikler oldu. Konteyner kentte yardımlar oldu tabii. İşte öğretmenler etkinlikler yaptı. Çocuklarla ilgilendiği